Kıymetli misafirlerimiz, Bursa'mızın çok değerli kanaat önderleri, efendim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız da olacak. Değerli konuklarımızla, hanımefendileri, beyefendileri, masalardaki yerlerini almadan önemli rica ediyoruz. Yatırımları ve mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmalarıyla ulaşıma nefes aldırıyoruz. Hanlar Bölgesi, İstanbul Caddesi, 75. Yıl Yiğitler Esen Evler. 2020 ve 2021 pandemiyle geçti. Günlerce üretimler durdu, sokaklara çıkmadık. Sevdiklerimizi kaybettik. Daha önceki paylaşımlarımda da burada bulunan çok kıymetli Bursalı dostlarımıza da ifade etmiştim. Gerçekten tarifi zor, mümkün olmayan bir süreçti. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlığınızın da önemli destek ve katkılarıyla bunun adı işsizlik ödeneği oldu, bunun adı farklı krediler oldu, destekler oldu. Velhasıl bu süreci en kayıpsız ve hasarsız bir şekilde atlatmaya çalıştık. Belediye olarak da çok ciddi sosyal yardımlar yaptık. Burada esnaf odalarından temsilciler var. Gerçekten esnafa dokunan işler yaptık. Örnek olsun diye söylüyorum. Bizler dağıttığımız erzakları hiç kimseyi rencide etmeden bizatihi bakkal destek çekleriyle, ki Türkiye'de bu uygulamayı ilk yapan bizdik. Sivil toplum kuruluşlarımız, farklı meslekler ve toplumsal dinamikler için faaliyet gösterseler de zor zamanlarda milletimizin ortak değerleri etrafında kenetlenerek tüm imkanlarıyla devletimizin yanında olduklarını her fırsatta göstermişlerdir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde sivil toplum kuruluşlarımızın sergilediği irade ve asrın felaketini yaşadığımız Kahramanmaraş depremleri toplumsal dayanışmanın en güzel örnekleri olarak tarihimize altın harflerle işlenmiştir. Vizyonu, emeği ve çalışkanlığıyla şehrimize hizmet eden Bursa'mızın sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma sürecinde başrolde olan sivil toplum kuruluşlarımızın siz yüzüde temsilcilerini saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Eşsiz tarihi ve coğrafyasıyla, kültürel zenginliğiyle gözümüzü, gönlümüzü doyuran Yeşil Bursa'mızda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ülkemizin dört bir yanında sivil toplum kuruluşlarımızla, esnaflarımızla ve iş insanlarımızla sürekli bir araya geliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda toplumsal ve çalışma hayatımıza dair konularda önemli fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Bu toplantılarda ülkemiz, milletimiz ve çalışma hayatımızın tüm paydaşları için daha iyi, daha fazla ne yapabiliriz ve vatandaşlarımızın refahını nasıl artırabiliriz sorularının cevabını arıyoruz. Müşterek bir yaklaşımla hareket etmenin ve diyaloğun bizi daha fazla güçlendirdiğini biliyor, bu bilinçle tüm paydaşlarımızın fikirlerine önem veriyoruz. Milletimizin bizleri vazifeye layık gördüğü ilk günden bu yana Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yaptık, oldu anlayışıyla değil, daha iyisini nasıl yapabiliriz yaklaşımıyla çalışıyor ve milletimize hizmet ediyoruz. Bu bağlamda tüm kurumlarımız gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından da ülkemizin her bir noktasına hizmetlerimizi götürmeye gayret ediyoruz. Önümüzdeki ay açıklanacak verilerle inşallah çok güzel neticeleri hep birlikte göreceğiz. Bunu bir müjde olarak söylüyorum. İnşallah istihdamda ve iş gücünde en iyi verileri elde ettiğimiz, tarihi zirveleri yakaladığımız bir sürecin içindeyiz aslında. Biliyorsunuz 2023 yılı istihdam ve iş gücü verileri Mart ayında açıklanacak. Öncü göstergeler Mart ayında hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002 yılından bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranları ve istihdam oranlarının ortaya çıkacağına işaret etmektedir. Yine aynı şekilde son 22 yılın en düşük işsizlik oranına ulaşacağımızı da öngörmekteyiz.
Uyguladığımız politikaların ve reformların etkisini de inşallah yakın zamanda alacağız. Bunun yanında 9 Şubat'ta Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde İş Pozitif Kadın İstihdam Projesi'ni bildiğiniz gibi hayata geçirdik. Bu kapsamda sunduğumuz teşvik ve desteklerle 2 hafta gibi kısa bir sürede 15 binden fazla kadını İşkur aracılığıyla işe yerleştirdik. Kadın istihdamının artmasını ve bu bilincin yayılmasını çok önemsiyoruz. Çalışma hayatına katılımın ve istihdamın artması, iş imkanlarının genişlemesi ve ülkemizin istikrarlı büyümesinin bir yansımasıdır. Bundan sonra da aynı şekilde çalışma hayatını daha fazla fırsat ve katılım için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Her kesimden vatandaşlarımızın iş gücüne katılımına destek olacak politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kıymetli hemşehrilerim, ilkeli, tarafsız ve adil bir anlayışla yürüttüğünüz başarılı çalışmalar, şehir ve bölge insanımız için kazanç kapısı olduğu gibi ülke ekonomimize de çok değerli katkılar sunmaktadır. Sizlerin şehrimiz için ne önemli, ne kadar önemli işlere imza attığınızı Bursa'mızın tüm unsurları ve paydaşları tarafından bilinmektedir. Biz de hükümet olarak daima sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte uyumlu bir şekilde hareket etmeye özen gösteriyoruz. Bugün de AK Parti ve Cumhur İttifakı kadroları ülkemizin her bir noktasında gerçek belediyeciliği yaşatmak için hazır ve kararlıdır. Bursa'mız bu noktada 2004 yılından bu yana AK Parti'ye destek vermiş ve gerçek belediyecilikten ne denli memnun olduğunu da göstermiştir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş, nasıl İnegöl'de ve Bursa'da hemşehrilerimizin teveccühünü kazandıysa inanıyorum ki 31 Mart'ta da yine ipi göğüsleyecektir. Bursa bugün 65 yıllık otomobil maceramızın mutlu sona ulaştığı, yerli ve milli aracımız TOGG'un milletimizle buluştuğu şehir olarak adını kalkınma tarihimize altın harflerle yazdırmıştır. Bursa'nın tarihine, doğasına, kültürel değerlerine, sanayisine, üç dünyasına ve insanına sahip çıkacak, Bursa'yı her alanda ileriye taşıyacak olan irade, yine liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradedir. Bildiğiniz gibi yakın zamanda Bursalı çiftçilerimizin ziraat odası kayıtları ile ilgili bir sorun olduğu ve çiftçilerimizin mağduriyet yaşadıkları tarafımıza iletilmişti. Ziraat odası başkanlarımız ve yönetimi de buradalar, bu salondalar. Özellikle Yenişehir Ziraat Odası'na bağlı yaklaşık 5000 çiftçimizin 2015 sonrası sigortalılık hizmetlerinin iptal edildiğini ve bazı çiftçilerimizin emeklilik koşullarını kaybettiklerini öğrendik. Meseleyi öğrenir öğrenmez çözüm için derhal Sosyal Güvenlik Kurumu'na konu hakkında çalışma yapmaları talimatını verdi. Buradan da Bursalı çiftçi kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Sağ olun. Konunun çiftçilerimizin mağduriyetine sebebiyet vermemesi için 2015 tarihine kadar Tarım Bağkur kapsamında hizmeti olanların sigortalıklarının bu tarihten sonra devam ettirilmesinde Tarım ve Orman İl İlçe Müdürlüğü kayıtları da esas alınacaktır. Ziraat Odası kaydı iptal edilen çiftçilerimizin kayıtlarını Tarım ve Orman Müdürlüklerine getirmeleri halinde sigortalıklarının devamını sağlayacağız. Yaptığımız ve yapacağımız her türlü çalışmayı işçi, işveren sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımız ve iş dünyamızın temsilcileriyle istişare halinde yürütüyoruz.